Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın hala oynamaya devam eden ve daha önceden takımda bulunmuş, hala da Galatasaray takımında bulunuyor olabilen efsanevi ilk 11 kadrosunu kuracağız. Bakalım kadroyu beğenecek misiniz arkadaşlar? Sizlerin de farklı görüşleri varsa kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Ve oynamayı devam etmeyen de olabilir. Sizler de yorumlara efsanevi Galatasaray ilk 11'inizi yazabilirsiniz. Veya kesinlikle kullanmam gereken ama bu videoda kullanmadığım oyuncuyu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk olarak Galatasaray kadrosuyla başlıyoruz seriye. Çünkü oylama yaptım YouTube topluluktan ve Galatasaray kazandı. Galatasaray kadrosunu kuruyoruz. O sebepten dolayı ve arkadaşlar bu video 1750 beğeniyi geçtiği zaman bir sonraki bölümde kimi, hangi takımı kuralım? Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon arasından hangi takımın efsanevi kadrosunu kuralım? Yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman Galatasaray'ın daha önceden takımda bulunmuş, hala da oynamaya devam eden efsanevi ilk 11'ini kurmaya başlayalım. İlk olarak tabii ki de kalede Fernando Muslera arkadaşlar. Buna bütün Galatasaraylılar, hatta bütün Türkiye hemfikirdir zaten. Bu garanti abi. Bu adam kesin zaten. Burada görüyorsunuz zaten Muslera'nın kartını. Evet, burada zaten gösterdim size. Hemen abi o zaman ana ekranımıza gelelim. Buradan direkt Galatasaray'ın zaten bende Muslera'nın kartı var. Efsane bir kartı var arkadaşlar. Kadromuza şöyle koyuyorum. Fernando Muslera'ya gerçekten harika bir kartı var zaten. Mükemmel de bir kaleci abi. Tartışılmaz. Süper Lig'in de gelmiş geçmiş en iyi kalecisi olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. Galatasaray'da iyi oynamamış olsa da kariyeri şu anda iyi olan ve gerçekten şu anda mükemmel olan bir oyuncu var. Onun adı da arkadaşlar Ozan Kabak. Gerçekten yani mükemmel bir şekilde ülkemizi zaten temsil ediyor ve mükemmel bir oyuncu. Kendisini de çok seviyoruz. Hatta mükemmel bir kartı çıkmış abi 94'lük ama şu anda onu alamıyoruz. Çünkü etkinlikte ilerlememiz gerekiyordu. Ben de bu videoyu çektiğim sırada onu alamadığımız için şu anda alamıyorum yani. Ozan Kabak'ın 73'lük kartını, haftanın takımı kartı bile çıkmış adamın. EA Sports 3 tane kartını çıkarmış. Bir tane 72'lik stoperin yani. Düşünün ne kadar iyi olduğunu, artık siz karar verin diyorum. Ve arkadaşlar bu arada yeniyseniz, hala kanala abone olmadıysanız kesinlikle kanala abone olun, bildirimleri açın. Süper Güç serisine efsane videolar geliyor, efsane kadro kurma serileri geliyor ve yeni gelen etkinliklerle ilgili de detaylı bilgilendirme videoları gelecek kanala. Gerçekten efsane videolar gelecek. O yüzden abone olun, bildirimleri açın. Hiçbir detayı hiçbir zaman kaçırmayın. Bu videoyu da baştan sona izlerseniz bütün detaylarıyla beraber her şeyi görürsünüz. 13.000 coins'e var. Abi 13.000 coins'e bir daha görürsem direkt alacağım. 13.000 coins'e bir daha görmedim. O yüzden geri dönüyorum ve 13.220 coins'e Ozan Kabak alıyorum. Ve arkadaşlar diğer stoper tabii ki tartışılır ve Galatasaray'ın geçmiş kadrolarına falan baktım. Böyle hiç efsanevi bir stoper göremedim. Sizler yorumlara yazın abi aklınızda varsa. Benim aklıma gelmedi ve şu anda oynamaya devam eden mükemmel bir stoperi tabii ki de alacağım. Luyin Dama. Luyin Dama'yı alacağım ama yani gerçekten arkadaşlar aklıma gelmediği için diğer şeyi bulamadım. Yoksa abi bulurdum yani, merak etmeyin ama şu anda bulamadım. Luyin Dama'nın da kartı 75 ratingmiş ve 19.000 coins'e kadar var. 19.000 coins'in altına da gördüğüm anda direkt alacağım ama galiba göremeyeceğim abi. Çünkü genelde böyle oluyor. Ben hemen abi buraya 19.000 yazayım. Direkt çıkan alayım, o kadar da coins'ten bir şey olmaz. 16.000'e varmış. Hemen Luyin Dama'yı da aldık arkadaşlar. Ve şimdi sırada sağ bekimiz Martin Linnes. Yani tabii ki abi bunu hepiniz tahmin ediyorsunuzdur, Martin Linnes'i. Bakalım ileri hat birazcık efsanevi, çok güzel olacak arkadaşlar, onu da göreceksiniz. Martin Linnes sağ bekimiz, 65 yapalım hatta. Ben kaç rating olduğunu bile bilmiyorum. Pozisyonda sağ bek yaptığımız zaman herhalde çıkar Martin Linnes. Evet, zaten Galatasaray kartı var. 2140 coins'e de Martin Linnes alıyorum. Sol bekte abi Nagatomo tabii ki. Yani bunu da tartışmıyoruz. Bunu da tartışmıyoruz ama siz olsanız kimi koyardınız? Tabii ki Mariano'yu falan da koyabilirsiniz. Mesela Linnes, Nagatomo'yu koydum. Sizin de kullanabileceğiniz oyuncular vardır tabii ki. Nagatomo'yu da sol beke koyuyoruz abicim. Hadi bakalım abi. Şöyle sol beke koyalım. Hala oynamaya devam eden çok oyuncu bulunamıyor çünkü. Abi Flanagan'ı alıyorduk neredeyse yanlışlıkla. 4070 coins'e de Nagatomo'yu alıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi defans hattımızı tamamen bir dizelim abi. Şöyle hemen gelelim. Şu anda Galatasaray'da oynamayan bir tane oyuncu kullanmış olduk zaten daha ama daha fazlasını kullanacağız tabii ki. Hemen abi takımı Galatasaray yapalım, daha kolay bulabilelim. Çünkü şu anda gerek yok o kadar da hani takımı değiştirmeye. Hepsi Galatasaraylı oyuncular olduğu için sıkıntı yok yani. Hemen şöyle gelelim abi. Zaten marka, Luyin Dama filan hepsi bende varmış. Fazladan almışım arkadaşlar. Hemen sol bekimizi de Nagatomo yapıyoruz. Ve abicim Ozan Kabak almak için de tabii ki de şöyle bir şey yapacağız. Takımı sileceğiz ve şöyle abi en başlara geleceğiz. Bayağı bir başa gelmemiz lazım. Ya da şöyle yapalım. Ülkeyi Türkiye yapalım abi, daha kolay. Ya da direkt Ozan yazalım abi. Ben niye bu kadar uğraşıyorum ya? Ozan yazalım direkt abi. Ozan yazınca direkt çıkacak zaten. Evet, Ozan Kabak da burada çıktı.
İsmi de buradan silelim. Ve şimdi arkadaşlar hemen çalıştırıyoruz bakalım. Markao'yu bassam mı diyorum. Bakayım. Basalım. Tamam, Markao'yu bastım abi. 55.000 coin ise de. Ozan Kabağa 70 değil 80 rating yaptık ve görünümü de değişti. Yani efsane bir kart oldu gerçekten. Ozan Kabak 80 rating olunca müthiş oldu. Martin Linnes'i de yükselteceğiz. Ama Martin Linnes'i nasıl yükselteceğiz işte abi. Buralar birazcık sıkıntı. 10.000 buradan bastık. 5.000 buradan bastık. 10.000 daha buradan bastığımız zaman. Şu bir dakika abi, yanlış yaptık şu anda. 2 tane 10.000 basalım. Bir de abicim 100 basmamız lazım şu anda. O yüzden bayağı bir aşağı inmem lazım. Ama abi buralarda gerçekten o kadar karışık ki. Yani abi 1000 basıyorum ya. Vallahi 1000 basıyorum abi. 500 bassam yetiyordu ama 1000 basıyorum. Martin Linnes'i de 80 rating'e yükselttik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve şimdi sırada Luyendama var. Aynı şekilde yapacağız. Tabii ki aynı şekilde yapacağız. Yapacak bir şey yok. 5000. Evet tamam. Böyle dümdüz oldu Luyendama. Gerçekten mükemmel oldu. 80 rating'e de Luyendama'yı yükseltmiş olduk. Ve abicim hemen sol bekimizi de yükseltelim. Nagatomo'yu da yükseltelim abi. İnelim. Ve abicim 10.000, 5.000 hemen abi şöyle geliyorum. Şurada 2.500 vardı. 2.500'e kadar inmem lazım. Çabuk abi, biraz daha hızlı olursan çok sevineceğim. Ve hadi 2.500'ü de verdik. Ve abi bir de 1.000 vereceğim. Bir de 1.000 verdim. Olmadı. Bir de abi şöyle Tavernier'i verdim. 220.000 coins'e de Nagatomo'yu yükselttik. Ve bütün defans attığımız sanırım şu anda 80 rating ve üzeri oldu. Gerçekten harika görünüyor şu anda. Mükemmel görünüyor. İnşallah da böyle görünmeye devam eder arkadaşlar. Şimdi orta saha hattımıza birinci oyuncumuz şu anda da kadroda bulunan oyuncu olsun. Sonrasında böyle kadroda bulunmayanları kullanmış oluruz. Lemina zaten abi bu konuda da Galatasaraylılar yani çok büyük başarı şu anda göstermemiş olsa da kariyer olarak gerçekten harika bir oyuncu. Sonuçta Juventus'ta oynamış bir oyuncu yani. O yüzden hepiniz hemfikirsinizdir bu konuda da abi. MO'yu değil de fiyatı değiştirelim. Çünkü fiyat olmadı galiba. Evet, fiyat olmadı abi. Şöyle bir şey yapacağız. Fiyatı 60.000 yazalım. Bakalım çıkacak mı 60.000 coins? Lemina çıkmadı. 75.000 coins yazalım abi. 75.000 coins. Hemen bakıyoruz bakalım. Çıktı 72.000 coins. Hızlı bir şekilde Lemina'yı almış olduk. Ve şimdi sırada abi Emre Çolak var. Emre Çolak gerçekten Galatasaray'da çok iyiydi. Ben hatırlıyorum. Mükemmel bir kartı da vardı. Pozisyon mevkisi MOO'ymuş arkadaşlar oyundaki kartı. Ve fiyatının ne kadar olduğunu bilmediğim için şöyle bakıyorum. Emre Akbaba çıktı direkt yani. Fiyatı aşırı pahalı arkadaşlar, anlamadığım bir şekilde çok fazla pahalı fiyatı. Alvehta diye de bir takımdı ama fiyatı niye bu kadar pahalı harbiden anlamadım. Şimdi arkadaşlar sol taraf ve sağ taraf şu anda kadroda bulunmayan oyuncular. Hemen abi Bruma'yı alıyoruz hemen sizlerle birlikte. Neyse en azından bulmuş olduk arkadaşlar, buna sevinebiliriz. 16.000 coins'e de hemen alıyorum. Vallahi daha fazla da uğraşmak istemiyorum bir tane futbolcu için. Ve şimdi sırada Arda Turan var arkadaşlar. Hemen Arda'yı da alalım. Arda'nın datinginin kaç olduğunu da bilmiyorum. Hemen şöyle 70-79 arası yapalım. Şunu da sıfırlayalım. Ha 74 datingdi Arda. Buna eminim şu anda. O yüzden 74 yazalım direktman. Ve arayalım abicim. Arda Turan 6.000 coins'e gördüm. Hemen abi şöyle 5.500 yazıyorum. Bakalım çıkacak mı? Çıkmazsa çok sinirim bozulabilir. Evet çıktı. 3.740'a da Arda Turan'ı alıyoruz arkadaşlar. Devam et diyoruz. Ve hemen kadroya bu oyuncuları da dizelim bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Sol orta sahaya Bruma'yı koyacağım. Bruma yazınca çıkmıyordu bu adam. O yüzden abi şimdi nasıl bulacağım ben bunu 2 saat? Hemen abi şöyle yapıyorum. PSV olarak arattım ve Bruma'yı buraya koydum abi. Hemen takımı da sıfırlayalım. Sağ orta sahaya Arda'yı koyacağım. O yüzden abi burayı da hemen hızlı bir şekilde takım Süper Lig ve Başakşehir'i hemen hızlıca seçelim. Seçtik abicim. O zaman Arda Turan'ı da buraya koyduk. Hemen takımı bir daha sıfırlıyoruz. Ve sırada abicim Emre Çolak var. Emre Çolak'ın takım hakkında hiçbir fikrim olmadığı için buraya Emre yazacağım. Emre yazdım. Bence yeterli olur. Emre Çolak'ı buraya koyuyoruz. Ve şimdi sırada diğer bir orta sahamız Lemina. Zaten belli abi Lemina. Lemina'yı direkt olsun. Yine de Lemina'yı da böyle bulalım abi. Lem yazalım da bulalım. Lemina'yı da bulduk arkadaşlar. Ve şimdi sırada çift santrafor attığımız var. Ama önce şu anda Adem Büyük gel bakalım. Şöyle abicim Emre Çolak'a basalım seni. Evet bastık. Zaten bir sürü orta saha oyuncusu varmış abi basılı olan. O yüzden hemen yükseltebiliriz hızlı bir şekilde. Arda Turan'a da şimdi basacağımız oyuncunun ismi Atiba Hutchinson mı olsun? Bir dakika. Bu yük yetmiyor. Atiba Hutchinson'ı basalım. Feguli'ye de birazcık daha XP basacağız Feguli'yi bastığımız oyuncuya da. Hemen abi Feguli'yi bastığımız oyuncuya da gelelim. Lemina yani. Lemina'ya birazcık da kendimiz XP basacağız. Bir Feguli'yi basalım. Ve ikinci olarak da şöyle bir inelim abi, inelim. Ve 1000 XP'yi yetmeyecek. O yüzden 1350 XP Senesli ile Perez'i basalım.
85 bin coinlik bütçemizi de verdik ve Lemina'yı da yükselttik arkadaşlar. Ve son olarak çift santraforumuz kaldı. Çift santraforumuzda kimler tabii ki abicim? Buffett'in bir Gomez. Tahmin ettiğiniz mi bilmiyorum. Thumbnail'da muhtemelen ben bu adamın fotoğrafını kullanmışımdır ama Buffett'in bir Gomez pozisyon santrafor tabii ki hemen çıkar mı? Çıkar. 79 ratinglik harika kartı var abi. Gerçekten müthiş. Hemen abi şöyle bir 112 bin coins yazıyorum. 112 bin coins yazdım. Arattım bakalım çıkacak mı? Buffett'in bir Gomez'i de alıyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar son oyuncumuz zaten Falcao. Benim de kadromda var. Onu pazarda aratmaya gerek yok. Hemen kadromuza Buffett'in bir Gomez'i de Falcao'yu da koyuyoruz. İsmi şöyle silelim. Gomez yazalım şöyle ilk olarak. Gomez'i koyalım abi direkt. Buffett'in bir Gomez. Mükemmel oldu Buffett'in bir Gomez buraya. Ve buraya da Radamel Falcao. Radamel Falcao'yu da buraya koyduk. Abi mükemmel görünüyor takım ama bir dakika. Son olarak bir Gomez'e de bir yükseltme tabii ki de yapacağız abi. Yapmazsak olmazdı. 5000 XP basıyorum abi direkt Gomez'e. 43.000 coins'imizi verdik. Ve Buffett'in bir Gomez'de 80 rating oldu. Ve kadronun son durumu şu anda bu şekilde. Bu arada Gomez'le Emre Çolak aynı ligde oynuyormuş. Saçmalığa bakın. Gerçekten çok saçma geldi şu anda bana. Bunu bu şekilde değiştirdiğimiz zaman kimyamız düşüyor. O yüzden bu şekilde yapalım. Ve abicim 96 gen 109 kimya. Harika bir efsanevi Galatasaray kadrosu oldu. Siz olsaydınız kadro nasıl olurdu? Bunu kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki bölümde hangi seriyi yapalım? Hangi takımı yapalım? Bunu da yapmayı unutmayın. 1750 beğeni geçmemiz gerekiyor dediğim gibi. Hemen beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bye bye.